Evet arkadaşlar bugün sizlere 7. sınıf MOBA yayınları Fasigo Soru Bankası'nda üstün icilikler konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsa konumuza başlayalım. Tam sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımına üstün icilik diyoruz. Gençler bakın buradaki A bizim için tabandır üzerindeki n de üsttür yani kuvvettir. Gençler A en kadar ne yapıyor? Kendi arasında tekrarı çarpım yapıyor. Bakın 3 üzeri 4 de 4 tane 3'ü kendi arasında çarpıyoruz ve sonucunu 81 olarak yazıyoruz. Evet bu etkinlikte arkadaşlar bizden üstü ifadenin değerini bulmamı istiyor. 2 üzeri 3'ü evet, 3 tane 2'yi kendi arasında çarptığımı düşünürsem değeri 8'dir gençler. 5'in karesi 2 tane 5'i çarpıyorum. 5 çarpı 5'ten 25'tir. Altın 3. kuvveti 6 çarpı 6 çarpı 6 6 kere 6 36 36 ile 6'yı çarparsak 216'dır. Evet 4 üzeri 4'te 4 tane 4'ü çarparsam Evet 4 kere 4 16 yapar gençler. Bakın şöyle 16 çarpı 16 olur. 2 tane 16'yı çarpacak olursak da 256 olur diyelim. Evet 2'nin 5. kuvveti gençler. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 gibi düşünelim. Evet 5 tane 2'yi çarparsak 32 olur. 12'nin karesinde de 2 tane 12'yi çarpıyorum. Ve 144 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Aşağıda verilen ifadeleri üstü biçimde yazmamı istiyor. Gençler bakın çarpma işleminde 1, 2, 3 tane 4'ün çarpıldığını artı 4'ün çarpıldığını görüyorum. O halde artı 4'ün 3. kuvvetidir diyoruz. B'de 3 tane eksi 8 çarpılıyor. Eksi 8'in 3. kuvveti. Evet eksi 9'un 1, 2, 3 tane olduğu için eksi 9'un 3. kuvveti. 1, 2, 3, 4, 5, 12'nin 5. kuvveti olarak yazarız. Evet devam ediyorum. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Gençler bakın burada bilgilerde birin tüm kuvvetleri birdir diyoruz. Sıfır hariç tam sayıların sıfırıncı kuvveti arkadaşlar birdir. Bakın ne yapıyoruz? Sıfır hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti birdir diyoruz ama ne yapıyoruz? Parantez olmasına da lütfen dikkat edelim. Tam sayıların birinci kuvveti kendilerine eşittir diyoruz. Evet gençler burada işaret tespiti bizim için önemli. Gençler taban pozitifse sonuç ne olursa olsun her zaman pozitiftir arkadaşlar. Aban Taban negatifse parantez varsa üstteki sayı çiftse sonuç pozitif. Üstteki sayı gençler tekse sonuç negatiftir deriz ve devam edelim. Aşağıdaki üst ifadelerin değerini hesap ediniz diyor. Gençler bakın sıfır çift sayıdır. Parantezin dışında olduğu için sonuç artı olacak. Onun sıfırıncı kuvveti artı birdir. Eksi üçün birinci kuvveti bir tek sayıdır gençler. Sonuç eksi olacak. Üçün birinci kuvveti üçtür. Eksi üç olarak yazalım. 1'in 72. kuvveti birim tüm kuvvetleri 1'dir. Eksi 1'in 5. kuvveti 5 tektir. O halde sonuç eksi 1 olur deriz. Evet devam ediyorum. Gençler burada eksi 12'nin 2. kuvvetinde ne demektir? Eksi 12 çarpı eksi 12 demektir. Bakın eksi ile eksiyi çarparsam artı 12 ile 12'yi çarptım 144. Eksi 8'in karesinde Gençler kare çift olduğu için artıya döner 8'in karesi 64 diye direkt yazabilirsiniz. İstersek eksi 8 çarpı eksi 8 şeklinde gösterir yine artı 64'ü e görebiliriz. Sıfırın tüm kuvvetleri 0 demiştik. Eksi 6'ın ikinci kuvvetine gençler bakın bu ne demektir? Eksi 6 çarpı 6 demektir. Eksiden bir tane olduğu için 6 kere 6 36 ve eksi 36 olur işlemimizin deriz. Evet, eksi 4'ün 3. kuvveti gençler 3 tektir. Sonuç eksi olacak. 4'ün 3. kuvveti 64 olur. Bakın eksi 64 olarak yazalım. İstersek tekrar çarpma olarak da gösterelim. Eksi 4 çarpı eksi 4 çarpı eksi 4 demektir diyelim. Evet eksi 3'ün karesi eksi 3 çarpı eksi 3'ten e, kare olduğu için artı oldu ve 3'ün karesi 9'dur. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bunu diyor gençler burada öncelikle işlem önceliğinde bakın üslü sayıların kuvvetinin önceliği vardı. O halde 2'yi yazdım çarpı. Eksi 2'nin karesi kare olduğu için artıya dönecek 2'nin karesi 4'tür. 2 kere 4 8 olur işlemimizin sonucu. Eksi 3'ün karesini alıyorum. Kare olduğu için artıya dönecek. 3'ün karesi 9 artı 9. Artı eksi 3'ün karesinde gençler parantez yok. O halde eksi Bakın eksi kaldı. 3'ün karesi 9. Artı 9 ile eksi 9 toplarsak da 0 olur. İşlemimizin sonucu. Evet eksi 4'ün karesinde ka parantez yok gençler. O halde eksi durur. 4'ün karesi 16 çarpım Eksi 2'nin 4. kuvvetinde 4 olduğu için artı olacak. Parantezin dışında olduğu için 2'nin 4. kuvveti 16. Eksi 16 ile artı 16'yı çarparsak da eksi 256 olur işlemimizin sonucu. Evet gençler eksi 1'in karesi parantez olduğu için artı 1 artı eksi 1'in 3. kuvveti 3 tek olduğu için eksi 1. Evet eksi 1'in 4. kuvveti 4 çift olduğu için parantez var ve artı 1'dir. O halde artı 1 ile eksi 1'i toplarsam 0 sıfır olur. 0 ile artı 1'i toplarsak da artı 1 olur işlemimizin sonucu diyelim. Evet gençler 2009'dan 2020'yi çıkarıyorum. Eksi 1'in 2021. kuvveti oldu. 2021 gençler tek sayıdır. O halde eksi etkilemez ve birin kuvveti olduğu için de yine eksi 1 olarak yazalım. Gençler 376 ile 418 çarparsak arkadaşlar bakın pozitif bir sayı çıkar. Pozitif bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman 1'dir diyoruz. Evet burada çarpma işlemini yapmama gerek yok. Sıfır olduğu için çift sayıdır ve sonuç artı 1'dir deriz. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet bu etkinlikte gençler harfli ifadelerde lütfen özellikle negatif sayıları mutlaka parantezli yazıyoruz. X gördüğüm yere eksi 2, Y gördüğüm yere 3 yazıyorum. X'in karesi yani eksi 2'nin karesi artı Y 3'tü. Parantezi yazmasak da sorun olmaz. 3'ün karesi. Buradan eksi 2'nin karesi olduğu için parantez var. O halde artı 4 olur değerim. Artı 3'ün karesi 9. 4, 9 daha 13 olur işlemimizin sonucu. Gerçi x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Y gördüğüm yere 5 yazıyorum. Bakın 1'in 5. kuvveti nedir gençler? 1'dir. Evet, k eksi 5. O halde k'nin 0. kuvveti eksi 5'in 0. kuvveti artı. Eksi 5'in 1. kuvveti artı. Eksi 5'in karesi. Şimdi gençler sıfır çift olduğu için artıya döndü. 5'in birinci kuvveti de 5'in sıfırıncı kuvveti de 1'dir. Evet, 1 ve bütün sayıların sıfırın birinci kuvveti kendisine eşitti. Bu eksi 5 olur. Yine kare olduğu için eksi 5 öncelikle artıya döndü. 5'in karesi de 25. Şimdi sevgili gençler 1 ile eksi 5'i toplarsam eksi 4 artı artı 25 İkisini toplarsak da artı 21 olur. İşlemimizin sonucu deriz. Evet, x 6 y 0'mış. O halde 6 üzeri 0 artı 0 üzeri 6. Gençler 6'ın 0. kuvveti 1'dir. 0'ın 6. kuvveti 0'dır. Toplarsak da 1 olur. işlemimizin değeri diyoruz. Evet gençler bu soruyla dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.